Yoğun gündem neyi perdeliyor? Bundan sonra da yoğun gündemler neleri perdeleyecek? Tamamını mutlaka sonuna kadar izleyiniz, paylaşınız. Türkiye gündemi öylesine yoğun, yorucu ve karamsar bir tonda ki insan hangi konuya değineceğine karar vermekle bu zihnen ve bedenen yıpratıcı gündeme dair olmak olmamak arasında gidip geliyor. Yoğun gündem oluşturulması, ekonomik krizin, emeklilerin, asgari ücretle çalışanların yaşadığı hayat pahalılığı, ekonomik krizin faturasını halka ödettirildiğini unutturmak amacıyla AK Parti iktidarı her gün sürekli yoğun gündem değiştiriyor. 2028'de yapılacak olan seçimlere kadar her gün sürekli gündem değiştirmeye yaşayan ekonomik krizin faturasını halkın ödediğini unutturmaya devam edecek. Neden mi? Tamamını mutlaka sonuna kadar izleyiniz, paylaşınız. 21. yüzyılda okullarda temizlik malzemesi ve görevlisi bile olmayışı adam akıllı gündemde yer bulamıyor kendisine mesela. Ve ekonomik yetersizlik nedeniyle üniversiteyi bırakmış yüz binlerce öğrenci de konuşulmuyor. İşsizliği öteleme müessesesine dönüşmüş ama sayılarıyla övünülen işlevsiz kasaba üniversiteleri de gündemde yok haliyle. Derken insafsızlığın, vicdansızlığın en acil numunesi olarak yeni doğan çetesi dökülüyor ortaya. Bakanlığı dolandırıp para alabilmek uğruna bebekleri öldüren bir çete. İşin tuhafı kamuoyu şoka giriyor ama birkaç gün sonra o da normalleşiyor. Ve ortaya dökülen iddialar ve gerçekler bu çetenin benzerlerinin ilaç, yoğun bakım, yaşlı, diyaliz vesaire vesaire diye Anadolu'yu kapladığı yönünde. Şu fiyaskonun siyasi bir neticesi ise el Elbette olmuyor. Birdenbire gelen bir ilhamla İsrail'in bize saldıracağını keşfeden AK Parti iktidarı 22 yıl boyunca bok tehdidinden ve Büyük İsrail projesinden bahsedenlere yine de inanmış gibi durmuyor bu arada. 22 yıllık bilanço Irak işgaline tezkereyle verilen destekten Suriye'deki iç savaşı körüklemeye, İsrail'le zımmen yürütülen müttefik ilişkisine ve 7 Ekim 2023'ten bir ay önce bile İsrail Başbakanı Netanyahu ile yürütülen enerji projesine kadar hayli soru işaretleri barındırıyor çünkü. Bütün bu gündem kalabalığı içinde ekonominin hiçbir umut vaat etmeyen hali arada kaynatılıyor. Yeni ekonomik program seçimden sonra yeniden ekonominin başına getirilen Mehmet Şimşekle enflasyon düşürmeyi amaçladı. Bu uğurda faizler artırıldı, ona tasarruf paketi açıklandı ve beklendiği üzere vatandaşın vergi yükü arttırıldı. Yaz aylarıyla birlikte baz etkisiyle beraber enflasyonun düşeceği zaten aylar öncesi belliydi ve beklendiği gibi de oldu. Enflasyon düşüyor denilen bundan ibaret yani düşüyor dense de enflasyon aylık bazda güçlü seyrinde koruyor. Bu sebepten dolayıdır ki açıklanan enflasyon raporunda da bu durumdan risk olarak bahsediliyor ve yine bu sebeptendir ki Ekim-Kasım'da başlaması beklenen faiz indirimlerinin 2025'e ötelendiği belirtiliyor. Yine enflasyonla mücadele gerekçe gösterilerek Temmuz ayında da asgari ücrete zam yapılmadı. Tüm diğer vergilere bol kepçe yapılan zamlar, ücretlere gelince enflasyonla mücadele bahanesiyle es geçildi. Zaten geçinemeyen milyonlar hem eriyen gelirleri hem de artan vergi yükü nedeniyle bankaları borçlu şekilde yaşamaya çalışıyorlar. Ekonomik tablo umut vaat etmeyi bırakın, geleceğe dönük endişeleri arttırıyor. Kredi kartı limitinden vergi ise tam bir trajikomik durum. Bunu Ordunun savunma sanayi haricinde başka bir yere harcanmayacağı ifadeleri ise deprem vergilerini hatırlatıyor. Ve tartışmaların yaşandığı zamanda Maliye Bakanı olan Mehmet Şimşek'in duble yollara harcandı açıklaması da hafızalarda hala. Benzer şüphe bugün de mevcut. İktidar adı konmamış bir IMF programını zerrece farkı olmadan uyguluyor. Yüksek faiz, yüksek vergiler, yüksek enflasyonun ve kötü ekonomik ekonomi yönetiminin sorumlusu. Halkmış, emekliymiş gibi vatandaşın sırtına yüklendi. Son 5 senede hızla fakirleşen halk biraz da böyle yoksullaştırılıyor. Yine faizciler kazanıyor. Orta direk ve yoksullarken malum kesimlere servet transferi yapılıyor. Gündem ne kadar yoğunlaşırsa, ne kadar kalabalıklaşırsa ekonomideki fiyaskoda o kadar perdeleniyor. Yüksek faizle iliği kemiği sömürülen ve bankalara mahkum edilmiş milyonlar en vahşi kapitalistin yüksek faizle iliği kemiği sömürülen ve bankalara mahkum edilmiş milyonlar en vahşi kapitalistin bile yapamayacağı bir ekonomik manzarayı işaret ediyor.